Şefim. Sağ ol Gülten, hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkürler. Bugün ne yapıyorsunuz bizlere? Bugün glutensiz ekmek yapıyoruz. Çağımızın hastalığı olan çolak hastalarının yiyebilecekleri ekmeğe üretiyoruz. Bunun için de gerek olan malzememiz glutensiz un, süt, zeytinyağı, yaş maya ve su. Gramajlara gelince 500 gram glutensiz un kullanıyoruz, 400 gram süt kullanıyoruz, 30 gram maya, 30 gram yağ. Mayalandırmak için de 20-30 gram kadar şey kullanıyoruz, su kullanıyoruz. İlk önce her mayalı hamurda olduğu gibi ekmeğimizin mayasını tutuyoruz. Bunun için bir kısmını buraya koyuyoruz. Sonra yaş mayamızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar. Sonra da suyumuzu döküyoruz. Maya tutma işlemimiz başlıyor. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Evet arkadaşlar. Mayamızı şimdi hazırladık, tuttuk. Tabii bunun kabarmasını anlamak için üzerine biraz un atıyoruz ki bu sonra kanıca bacağı gibi kabardığını göreceğiz hep beraber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mayamız kabarmaya başladı. Birkaç dakika içerisinde yoğurmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, söylediğimiz gibi karınca bacağı gibi gördüğünüz gibi çatladı, her şey tamam. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Yağımızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve sütümüzü koyuyoruz arkadaşlar. Ve hepsini beraber yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz şu anda hazırdır. Hamuru dinlenmeye bekleyeceğiz. Diğer hamurlar gibi düşünmeyin. Bu biraz yumuşak olur. Bunu bir kek kalıbına koyabilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi bir çembere etrafını yağlayıp yine aynı unla unlayıp koyabilirsiniz. Biz çemberi tercih ettik. Siz de kek kalıbına koyabilirsiniz. Şimdi bunu 10-15 dakika dinlenmeye bekleteceğiz. Mayalansın tekrar. Şeyimize koyalım. Hamur kalıplarının içerisine koyalım. Evet arkadaşlar, hamurumuz hazır. Şimdi iki eşit miktarda kalıbımıza bulacağız bunları. Şöyle yapalım ya da elimizle. Şu şekil. Arkadaşlar bunu burada 15-20 dakika dinlendireceğiz. Biraz maya gelmesini sağlayacağız. Ondan sonra 220 derecede 20-25 dakika fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yerleştirdik kalıbımızın içerisine. Düzlememizi yaptık. Şimdi bunu mayalandırmak için bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ekmeğimiz mayalandı. Şimdi fırına gidiyoruz. 210'a 20-25 dakika fırını uzatıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Arkadaşlar unumuz pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada da kabarma devam ediyor. Evet arkadaşlar, unumuz istenen seviyeye geldi. Şimdi pişime geçti. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz hazır. Şimdi çıkarıyoruz. Evet, ekmeğimizi fırından çıkardık. Şimdi kalıplarından çıkartıyoruz. Ekmeğimiz tamamdır arkadaşlar. Yağlı kağıda ekmeği kapatıyoruz. Hemen bir peçete yardımıyla arkasını ıslatıyoruz. Kağıtın ayrılmasını sağlamak için. Evet arkadaşlar, ıslatma işi bittikten sonra yağlı kağıdımızı
Yavaş 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 çekiyoruz. Ekmeğimiz gördüğünüz gibi hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Afiyetler olsun. Teşekkür ederiz. Tabii bu arada sütle neden yoğurduğumuzu bilin. Gördüğünüz gibi ben kestim bu arada ekmekleri. İçi bembeyaz. Gözenekleri gayet yerinde. Olgun, olumlu. Şöyle göstereyim. Tekrar afiyet olsun.